Papatya. Hı. Ne oldu öyle dalmışsın derinlere ha? Hiç, çocukları düşünüyordum. Nesini düşünüyorsun çocukların? Yani bu yaşıma geldim. Hala bir torun sevemedim. Ha canım, çağırayım benim torunları, sev. Ben o kızıcıkları da seviyorum da kendi öz torunlarımı sevmek istiyorum artık. Evet, haklısın da bu hayırsız damattan, Harun'dan bir şey bekleme yani, isteme. Ay, kimden isteyeyim Necati? Özge ile Vedat daha evli değiller ki. Dur bakalım canım, acele etme. Gençler daha evlenirler hayatım. Hı, tabii evlenirler. Özge kesin evde kalır. Yani dil pabuç kadar. Kimseyi beğenmez, herkesi eleştirir. O evlenecek de bana torun getirecek. Ben de seveceğim. Hayatta görmem ben. Görürsün, görürsün. Bekle bakalım, daha kız yeni iş buldu. Kocayı nereden bulacak? Yani Vedat desen okulu bitirdi, askerliği bitirdi, işi de var. Niye evlenmiyor hiç anlamıyorum. Orada haklısın ama ben konuştum onunla ya. Dedim oğlum uzatma. Evlen, bak adam de münübetini görsün. Konuştum. Aynı evde oturuyorlar ve evlenmiyorlar. Yani ben şimdiki gençleri hiç anlamıyorum Necati. Hiç. İnan bana, onu ben de anlamış değilim. Yani ihtimal de veremiyorum. Yani iki genç ateşle barut aynı evde oturuyorlar ve bir şey yok. Ben olsam orada şimdiye kadar iki çocuğum olmuştu. Ay Necati, olur mu öyle şey canım, nikahsız çocuk falan? Olur canım, şimdi hukuk çocuğu koruyor yani. Anne üstüne de nesep yazılıyor, babası da kabul ediyor. Etmezse bakıyorlar şeyinlemeyine. DNA'sına, MNA'sına, babanın üstüne yazıyorlar yani, üzülme. Ay Necati, ay, şimdi benim içime kurt düştü. Gidip şunlarla ciddi ciddi konuşalım. Ay, yani kafam takıldı, uyku falan uyuyamam. Hadi hayatım, hadi kalk. Hadi peki, seni mi bırakacağım? Yani olur mu olur, ne yaparız Necati? Ya ne demek taşınacağım ya? Ne güzel oturuyoruz işte. Yok Vedat, yok. Bugüne kadar yaptığın yardımın için teşekkür ediyorum. Ama artık taşınmam lazım. Ya babam aynı apartmana girip çıktığımızı görse ikimizi de oyar. Ya ne var ki bunda? Evin içinde bir oda kiraladın sonuçta. Ha, ben de öyle söylerim, o da inanır zaten. Gitmiştir o çok da Adana'ya. Vallahi bilemeyeceğim. Ama ben seni daha fazla riske atamam. Afiyet olsun abicim. Koçum bir çay daha bana. Tamam. Günaydın Necat Bey. Günaydın Orhan. Ne yaptın, takip ettin mi çocuğu, adı neymiş? Adı Vedat abi. Takip ettim, evini de öğrendim. Nerede oturuyormuş? Çok da uzak değil. Güzel. Yalnız dün gece ilginç bir şey oldu. Nedir? Dün gece Zeyno Hanım da aynı evde kaldı. Kapıcıya sordum, bir süredir aynı evi paylaşıyorlarmış. Abicim, çayın parasını ödemediniz. Lan! Merhaba. Merhaba. Merhaba anne. Selamun aleyküm çocuklar. Aleyküm selam Necati baba. Ne oldu, hayırdır? Konuşmamız lazım oğlum. Ne oldu, bir problem mi var? Yok, problem yok da bu gidişle çıkabilir. Nasıl yani? Çocuğum konuşacağız işte. Ama Zeyno da gelsin. Zeyno mu? He, konu onu da ilgilendiriyor. Gel kızım, gel çekinme, gel. Hadi gel şöyle bak. Şöyle otur. Evet, mevzu nedir? Şimdi şöyle ki çocuğum, ay Necati sen konuş. Yorulma, yorulma. Duyduğumuza göre aynı evde birlikte yaşıyormuşsunuz. İyi de ben sadece bir odasını kiraladım. Odalardan biri boştu, ben de Zeyno'ya kiraya verdim. Tamam yavrum da şimdi odalardan biri boştu, kiraya verdim, bunu geç. Çünkü toplum böyle bakmaz. Toplum ne der? Aynı evde nikahsız beraber yaşıyorlar der. Aynen öyle. Ne olmuş? Toplum ne derse desin, onu mu takacağım? Peki diyelim toplum ne derse desin. Ama Zeyno'nun babası buna ne der? Ama ben yetişkin birisiyim, babam buna karışamaz. Yavrum biz seni himaye ettik diye babam benim kasap dükkanından kafeyi satın alıp bize zarar vermeye kalktı. Aynı evde yaşamak için illa nikahlı olmak gerekmiyor ki. Tabii gerekmiyor da beraber yaşarsanız millet de pek hoş bakmıyor. Canım madem beraber yaşıyorsunuz, kıyın işte nikahınızı güzel güzel. Evet, koyun şunun tam adını. Neymiş o? Birliktelik, seviyeli birliktelik, seviyesiz birliktelik. Müşteri geldi. Zeyno. Baba. Sen bu herifle aynı evde mi yaşıyorsun? Cevap ver kız.
Evet, aynı evde yaşıyorlar. Başka ne yapacaklardı ki evli barklı insanlar? Ne? Evli barklı mı dedin? Evet, evli barklı. Önce evden kaçtın, sonra geldin burada evlendin, öyle mi? Evet, evlendiler. Bu arada ben de kendimi takdim ettim. Ben Necati Şen Ocak. Biliyoruz, biliyoruz. Demek benden habersiz evlendin, öyle mi? Biz de bizim oğlana çok kızdık ama ne yapacaksın? Şimdiki gençler böyle. Evleniyorlar. Olmaz öyle şey. Olmaz da olmuş bir defa. Ne yapacağız şimdi? Ben size ne yapayım ha? Ben size ne yapayım? Rezil ettiniz beni be. Rezil ettiniz. El alemin yüzüne ben nasıl bakacağım şimdi? Orhan. Buyur abi. Ne yapacağız biz bunları? Sen bilirsin abi. Yoksa bana yalan mı söylüyorsunuz? Sizin canım. Bıktım ben sizin sıkıntınızdan. Gidin babanıza. Manavda durun biraz canım. Aa, ben gitmem. Böyle bir şey kabul edilemez. Beyefendi artık olan olmuş. Bunu kabullenmek zorundayız. Bırakın bari gençler mutlu olsunlar. Herkes öyle anlı şanlı düğünlerle evlenmek zorunda değil ki canım. Benim kızım benim karşıma öyle ben evlendim diye çıkamaz. Ne olacak peki ya? Boşayacak mıyız çocukları? Boşayacağız. Bak Necat Bey. Seninle daha önce telefonda da konuşmuştuk. Seni anlıyorum. Bir baba olarak sana hak veriyorum. Ama artık durumu kabullenmek zorundayız. Devir değişti artık kardeşim. Öyle babalarının emriyle evlenen gençler artık yok. Bu gençlerin de kararlarına saygı göstermek zorundayız. Eğer saygı gösterirsen ne ala? Göstermezsen o zaman başka türlü konuşuruz. Bizim de Adana'da kendimize göre bir muhitimiz var. Benim gibi bir adamın kızı öyle düğünsüz derneksiz evlenemez. Ha, o başka. Düğün dernek onu konuşuruz. Ama Zeynep'i da üzme, oğlumu da üzme. Eğer sen onları üzersen ben üzülürüm. Ben üzülürsem de seni üzerim. Tamam. Tamam. Bir hafta içerisinde düğün yapılacak. Tamam, yaparız. Her şey size ait. Tamam, her şey bize ait. Masada kuş sütü eksik olursa alırım kızımı çeker giderim. Kuş sütü eksik olmaz. Aslan sütü de eksik olmaz. Hindistan cevizi sütü de eksik olmaz. Hatta istersen sütçüyü bile çağırırım. Ayrıca Boğaz'da lüks bir yerde olacak. Olmazsa olmaz. Ben iki kızımı da Boğaz kenarında en lüks yerlerde evlendirdim. Yani şimdi dar Boğaz'dan geçiyoruz ama ne yapalım? Yaparız. Yok. Boğaz'da düğün yapamayacak durumdaysanız yapabilecek birisiyle evlendiririm kızım. Necati. Ne kızıyorsun hatun? Evlensinler istemiyor muydun? Şimdi mecburen evlenecekler. Ama... Boğaz'da düğün ha. Enişte böyle yalan söylenir mi? Delirdin mi sen? Ya mecburdun. Aksi takdirde Vedat'ın başı derde girecekti. Ama yine de evliler dememeliydin Necati. Ne diyecektim yavrum? Aynı evde oturuyorlar. Seviyeli birliktelik yaşıyorlar mı deseydim? Adam çekip hepimizi vursa mıydı? Ama evli değiller. Yani eninde sonunda anlaşılmayacak mı bu? Anlaşılmayacak. Yarın gidip evlenirler. Ne var? Nikah tamam da enişte düğünü nasıl yapacaksın düğünü? Boğaz'da düğün bir dünya para. Ya bir defa ağzımızdan bir laf çıktı. Sözümüzün arkasında dururuz. Boğaz'da düğün yapmaktan mı korkacağım? Yaparım bir düğün. Ah, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Gelin bakalım, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne karar verdiniz? Vallahi henüz bir karar veremedik. Ne var bunda karar veremeyecek ya? Evlilik ciddi bir karar. Böyle emri vakiyle olmuyor ki Necati amca. Aa, herkes de bana kızıyor. Kimse de elimi öpüp iyi yaptınız sağ olun falan demiyor. İyi o zaman gidin evli olmadığınızı söyleyin. Bence de söyleyin. Evet evet bence de söylemeli.
Ha, adam da Vedat'ın bacağını kırdırsın baldır kemiğine bir tane. Yok yok, söylemeyelim. Bence de yani. Efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız Necat Bey? İyi, Allah'a şükür biz de iyiyiz. Tabii, buyur. Yok şimdi, yarın akşama kadar biraz erken olmaz mı? Ha. Tamam peki, biz aramızda konuşuruz, bir kararı bağlarız. Yarın akşama kadar belli olur. Tamam, iyi akşamlar. Ne diyor? Yarın akşama kadar düğünün bütün detayları belli olsun diyor. Onaylayıp Adana'ya gidecekmiş. Dünür iyi bastırıyor. Ya bizim değerimiz kolumuz uzundur. O kadar tanıdığımız var, çevremiz var. Mal verdiğimiz mekanlar var. Yaparız bir düğün, ne olacak ya? Kaç kişi gelir ki böyle bir düğüne? 2 sene önce ablam evlendi, 1500 kişi geldi. Hı? Ben evlendiğimde herhalde 1000 kişi gelir. Oh! Boğaz'da iyi bir yer. Kişi başı 100 dolar desek, 1000 kişiden 100 bin dolar eder. Oh! O da tabii, herkes tarafından kimse gelmezse. Bizden de bir 100 kişi gelir. Heh, o da sana eder 10 bin, etti sana 110 bin dolar. Oh! Ivırı zıvırı 200 bin lirayı buldu. Ne yaptınız siz ya? Enise, sen hiç merak etme. Kız tarafı zengin. Bu 200 bin liralık 50 bin lirası kesin geri gelir takı olarak. 150'si ne olacak? Batarız biz ya. Ayrıca daha büyük bir sorun var. Biz henüz evleniyoruz falan demedik. Canım nasıl olsa siz evlenirsiniz de düğünü nasıl yapacağız, düğünü? 1100 kişi olur. Of Necat, of yani attın kendini ortaya. Yani ne yapacağız şimdi? Canım ne bileyim, ben 10-15 bin lirayı halleder zannediyordum. 150-200 bin lira çıktı. Ah ah Necat, ah hiç sonucunu düşünmüyorsun ki. Şimdi her şey daha berbat oldu. Ne yapayım yani, ben evli olduklarını söylerken adamın Boğaz'da düğün isteyeceğini nereden bileyim? Ah, ah bir haftada süre var. Yani çocuklar evlenmeye kalksalar nikah için gün bulamazlar. Yokuşa sürme, ne yapalım o zaman, gidelim evli olmadıklarını söyleyelim. Ay yok, o daha kötü olur. He. O zaman bir çare halledelim. Biz bir şey bulup bu düğünü ertelememiz lazım. Sen bulursun Necat, bulursun. Bulurum evvelallah. Ben esnaf adamım, kafam çalışır benim. O kadar et yiyoruz. Şimdi bir hanede düğün neden olmaz? Ne olursa düğün yapılmaz. Ay vallahi bilmiyorum. Bu adam ölmedikçe o düğün olsun diye tutturur. Ölmez o adam ya, meçhik gibi adam. Ha, ölmez ama biz... Tamam. Bir düğün niye yapılmaz? Niye yapılmaz? Bir evden cenaze çıkarsa yapılmaz. Ay ne cenazesi Necati? Normal cenaze buradan çıkıyor. Tabii birini öldüreceğiz. Hiç merak etme, ben halledeceğim. Sen bana güven. Sabah ola hayrola. Sabah aram ben bunu bir anlatırım Necat Bey'e. Günaydın papatyam. Günaydın. Bir bakalım, bir lokma bir şey yiyelim de şu işimizi halledelim. Uyanmış mıdır acaba? Kim uyanmış mıdır? Necat Bey. Ay saçmalama Necati, olmaz o dedi. Olur olur, bak tereyağından çeker gibi hallederim ben bu işi. Nasıl halledeceksin? Numarasını aldım. Şimdi telefon edeceğim. Sen abini söyledin mi? Yok söylemedim. Niye, nerede? Ay dışarıda işi varmış, erkenden çıktı. Ama ona mutlaka ulaş. Feride. Tamam, ulaşır söylerim. Ciddi ciddi arıyorsun. Alo. Günaydın. Necat Bey. Ya çok affedersin, sabah sabah rahatsız etmiyorum değil mi? Ya bu akşam... Ay affedersiniz, günleri de karıştırdım, saatleri. Bu sabah çok feci bir şey oldu. Ya Vedat'ın dayısını kaybettik, sizlere ömür. Ya başınız var olsun, dostlar sağ olsun, Allah razı olsun. Yani biz de hiç beklemiyorduk, aniden oldu. Sabahla öğrendik, şoka girdi tabii, bütün aile şokta. Oo Vedat daha kötü, o iki göz iki çeşme, çocuk daha aldı. Yani şunu demek istiyorum, bu düğün dernek meselelerini daha sonra konuşalım. Ana. Ne oldu? Tamam geliyorum dedi, kapattı. Ay buraya mı geliyor? Buraya geliyor. Ay ne yapacağız Necati? Ya.
ne bileyim ben canım, ben başını sağ olsun deyip kapatacak zannettim. Geliyorum dedi, kapattı. Yani yalan söyledikçe iyice batıyorsun Necati. Tutacağım, korkma, hallederiz ya. Nasıl halledeceksin? Defnettik deriz ama olmaz değil mi? Erken olur da bu sabah öldü dedik. Tabii erken. Defin olmaz. O zaman bu evin cenaze evi olması lazım. Tabii sen ara herkesi. Herkes toplansın buraya, gelsinler. Kimi arayayım? Abin hariç herkesi çağır. Abimi niye aramıyorum? Yavrum ölen adam ağabeyin, ağabeyin öldü. Ay aman üf, kafamı kaldı bende. Ay kimi arayayım şimdi, başlayayım şehrine mi arayayım? Benim de iştah kalmadı. Hadi Lütfücüğüm. Bak baban kızacak yine. Bir an önce görünmeden git. Bak saat kaç oldu, hala buradasın. Tamam ya, gidiyoruz. Saat daha 9. Açma diyorum gece şu camı sana. Gel üşütmüşün. Tamam Gülşen, ben iyiyim, bir şeyim yok ya. Bir iki hapşırık. İyi, hadi babana görünmeden bir an önce git. Gülşen ömrümü yedin. Ömrümü. Hadi. Lütfü dur, bir yere gitmiyorsun. Niye baba? Sen bana burada lazımsın. Ne yapacağım ki? Evladım çatlama, anlatacağım. Bir planım var. Gel benimle. Gel. Şimdi biri anlatsın, biz niye toplandık böyle burada? Necati baba Zeyno'nun babasına cenazemiz var demiş. O da bas sağlığına geliyor. Aa, niye öyle bir şey demiş? Düğünü ertelemek için. Ne düğünü ya? Evet anne, ne düğünü? Yani niye bizim hiçbir şeyden haberimiz yok? Hiç sorma kızım. Öyle bir işin içine girdik ki hiç sorma. Ya baba, ya olacak şey mi ya? Düştüğümüz şu duruma bak. Böyle oyun olur mu ya? Yani yap şu düğünü, kurtul. Yaparım. Ama mirasımdan sana düşecek evi satarım, öyle yaparım. Yok, olmaz o zaman, tamam. Heh, o zaman itiraz etme, kımıldamadan yat. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Yardım yüzünü öteceğiz. O da inandırmaz. Kımıldama bak, bıçak düşecek. Bıçağı da mevta şişmesin diye korlar. Sen zaten şişoldun için bıçak oynuyor. Hafız Efendi'yi de şuraya oturtuyoruz. Hadi bakalım. Hepsi! Çok yaşa. Sen de gör baba. Ana, bu kadar mıyız ya? Evet, bu kadarız Necati. Ölü evi için çok tenha olduk. Biraz daha kalabalık olması lazım. Feride, sen komşulara da haber ver bari. Ay olmaz Necati, zaten bu kadar kişiyi alet ettik. Bir de komşuları bulaştırma lütfen. Ben ne yapacağım Necati usta? Sen Lütfü'nün yanına git. Biz içeri girersek dua falan okursun. Takya makyem var değil mi? Var. Hadi kolay gene. Vallahi süper plan Necati baba. Zeyno'nun babası kesin inanacak buna. İnşallah oğlum ya. Bence de çok inandırıcı. Baksana mis gibi helva kokuyor ya. Zaten helva kavruluyor oğlum. Hadi canım. Şşş, gülme. Gülmeyin bakın. Herkes üzülsün. Hüzün. Hüzün. Yani tek çalışan benim yine. Bilmiyor ki. Ya Necat Bey kabristana da gelmek isterse? Dur yapma ya. Gelmez herhalde canım. Ben hallederim. Ay sen önceden eve de gelmez diyordun Necati. Geldi ya, galiba. Geldi, kafanızı örtün. Ama dursa, sizin dayınız öldü. Sizin de üvey dayınız öldü. Herkes üzüntülü. Özge, Şemrem siz hatta biraz ağlayın değil mi yavrum? Ağlayacağım ama yeni işime geç kaldığım için ağlayacağım. Yok yok, bir şey olmaz, merak etme. Dayı mı öldü dersin? Allah canına. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Selamun aleyküm, başınız sağ olsun. Sağ olun, dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Daha dün düğünden bahsederken bugün şu şansa bak. Ya sormayın işte vallahi. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Şoktayız ya, şoka girdik. Öyle kaldık. Sizin abiniz miydi? Evet. Kaç yaşındaydı? 85 yaşındaydı. Biraz yaşlıydı ama her ölüm erkendir. Nasıl oldu peki? Akşam iyi geceler dedi, gitti yattı. Sabahına kalkmayınca merak ettik, gittik baktık. Gitmiş. Gitmiş. Oğlum, çocuklar da çok fena oldular tabii. Onlar da şokta. Yani sinirleri bozuldu. Biri ağlıyor, biri gülüyor.
Vallahi bizim orada bir cenaze olsa, ölenin eşi, dostu, konu komşu derken apartman dolar dolar taşardı. Burada da öyle olurdu ama yani rahmetliyi pek sevmezlerdi konu komşu. Öyle mi? Ya biraz borcu harcı vardı, herkese takmıştı. Bir de yukarıdan bakardı, kimseyi beğenmezdi, küfürlü kafirli konuşurdu. Yani ölse de kurtulsak diye yaka silkerdi millet. Ay Necati, ölen adamın arkasından konuşmasan. Oğlum, oğlum, oğlum. Nasıl olmuş peki? Valla daha ben de yemedim. İnşallah güzel olmuştur. Gelin güzel yapar bunu. Önce misafire kalsın. Nasıl olmuş derken helvayı sormuyorum. Rahmetli nasıl gitmiş yani? Eceliyle. Ya tabii ki eceliyle gidecek. Ama rahmetlinin ölüm sebebi neymiş? Kalp herhalde. Yani ettik etti. Yazık. Peki doktor ne diyor bu duruma? Allah rahmet eylesin dedi. Çocuklara da sinir ilacı verdi. Her şeye gülüyorlar. Vallahi şu Necati Usta çok cins bir adam he. Ben ömrü hayatında böyle bir oyun görmedim ya. Vallahi ben de görmedim. Boğulacağım şimdi ya. Lütfücüğüm. Şu helva soğumadan bir an önce ye. Sonra helvam nerede diye sızlanıyorsun sen. Bize de kaldı mı yenge? Vallahi sizinki içeride Müslüm Beyciğim. Müslüm acele et. Babam götürür en sevdiği şey. Yapma ya. Ben şimdi gidip yesem ayıp olur mu? Yok yok. Siz hiç içeri girmeyin. Çünkü adam inandı galiba. Gülşen. Hı. Sen yedirsene. Ben şimdi ellerimi çıkarırsam bozulur. Tamam yedireyim. Acayip. Allah takdiratını affetsin. Burada değil mi rahmetli? Burada burada. Bir dua da bize edelim rahmetliye. Tabii. Buyurun. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Elhamdülillah. Geç kızım sen. Canım oğlum öyle şey, öyle kıpırdamaz Necat Bey. Şurası kıpırdadı gibi geldi bana. Evet, size öyle gelmiştir. Yani o insanların duygusu öyledir. Yani hepimiz biraz içimizden öyle hissederiz. O içimizdeki bir umuttur. Kıpırdasa, canlansa diye ama nerede? Gitti gider. Çıkalım mı? Aksi! Bak seni. Çok yaşa hoca efendi. Şey, sen de gör Necat Usta. Yaşa. Ay, abi nereden çıktın sen? Selam. Ne oluyor, niye şaşırdınız? Ay, abi sen neredesin? Bütün gün ulaşamadık sana. Hayırdır bu böyle başörtü? Beyefendi kim? Babam. Ha, öyle mi? Memnun oldum beyefendi. İyi, ben Deniz Saylan. Feride'nin abisiyim. Küçük abisi. Buyurun oturun. Kayınpeder gelmiş ha? Evet. Gelin işte. Estağfurullah. Ay haberim olsaydı daha erken gelirdim. Vallahi ne de olsa çocukların babası sayılırım, öyle değil mi Feride? Efendim sabahleyin şöyle bir boğaz kenarına gittim. Boğaz havası almak için. O vapurlar, o martılar insana yaşama sevinci veriyor. Yani her şey o kadar güzel, o kadar hoş ki ölmek için en kötü gün. Dedem, bak bakalım araba gelmiş mi? Ne arabası baba? Karpuz arabası. Ne arabası gelecek oğlum? Cenaze arabası. Ne cenaze sen işte? Canım, sen takma kafana ya. Yok bir şey. Ama cenaze dedim. Ha öyle. Böyle şeyleri hemen söylemek lazım. Abiniz vefat etmiş. Benim? O abim vefat edemez. Dayıcım istersen biz mutfağa gidelim ha? Ne yapacağız mutfakta? Helva yeriz. Ne helvası? Abinizin helvası. Ya bu Feride nedir bu abi meselesi? Gel Zeynep'e gel. Hadi anlatır versene. Hadi Allah hadi. Allah Allah. Hadi. Allah Allah. Ne oluyor anlamadım. Gel gel. Kabullenmek istemiyor. Anlatabiliyor muyum?
Lütfü niye kalkıyorsun abicim? Sıkıştım abicim. İyi de Necati Usta bitti demedi ki. Ne yapayım ya, altıma mı yapayım? Ya, abicim görecekler şimdi. Ya... Görmezler görmezler. İki dakikada yapar gelirim ben hemen. Geldi falan derler. Sen niye geldin ya? Necati Usta girdi işaret etti. Arkanı dön bari. Allah Allah. Yani artık şu düğün meselesini konuşsak diyorum. Ya ben de onu diyecektim. Bu durumda şimdi bu çocukların düğünü falan yapamayız. Nedenmiş o? Bir aile büyüğümüzü kaybettik. Onun bir yaz süresi var. Ya 3-5 gün yaz tutulur anlarım. Olmaz yani. Seneyi devriyesi dolmadan düğün falan olmaz. Ha? Bir sene mi yani? Baba saygı göstermek lazım. Sen sus bakayım. 85 yaşında adama bir sene yas mı tutulur? Devlet büyüğü değil, bir şey değil. Ama bizim aile için çok önemli bir insandı. Öyle değil mi çocuklar? Ya tabii tabii. Ay çok severdik çok. Çok sayardık çok. Feride'yi de o okuttu biliyor musunuz? Bu kadıcağız şimdi yas tutmasın mı ya? Ay tabii, ben onun sayesinde okudum. Vallahi olmaz öyle bir yıl falan. 40'ı çıksın tamamdır. 40 çok az. Bir daha adettir, senesi dolmadan düğün dernek olmaz. Peki benim kızım ne olacak? Koskoca Necat Karabulut kızını düğünsüz evlendirdi. Dedirtmem. Peki bizim eşimiz, dostumuz, adam öldü, düğün yapıyorlar, göbek atıyorlar, havai fişek patlatıyorlar demez mi? Olmaz. Beyefendi, hemen unutulur zaten. 40'ı çıksın tamamdır. O bile çok zaten. 6 ay olsun bari. 40 gün tamamdır. 40 gün azdır. Zaten 52 duası var. 52 gece geçsin bari. Evet. Acı haberi aldım. Başta sağ olsun. Sağ ol enişte. Dostlar sağ olsun. Aslında o benim için yıllar önce ölmüştü. Helvasını yiyeli çok oldu. İyi oldu geber. Yani iyi oldu, rahmetli oldu. Vallahi benim aklım iyice karıştı. Ben hiçbir şey anlamadım. Kusura bakmayın, gidiyorum. Estağfurullah. Seneye görüşürüz düğünü. 40 gün sonra düğün var. 52 duasını yapalım, ondan sonra bakarsın. Hadi o zaman. Selamet, ben sizi yolcu edeyim. Güle güle. Selametler. Of çok şükür. Ya enişte bu dümeni sadece 52 gün kazanmak için mi yaptın Allah aşkına? Vallahi ben 52 gün kazandırdım. Bundan sonra onların bileceği iş. Ne yapıyorsunuz? Evleniyor musunuz? Ayrılıyor musunuz? Karar verin. 52 gün sonra hangimiz ölecek? Galiba Lütfü ölecek. Bu defa gerçekten ölecek. Ölümü de benim elimden olacak. Oğlum sen ölüsün. Niye çıkıyorsun? Her şeyi berbat ettin. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum, sen ne diyorsun? Yani Adana'dan babamın istediği adamla evlenmemek için kaçtım. Yani zorla evlendirilmemek için. Evet, biliyorum. Ama yine şimdi aynı durum. Yine zorla evlendiriliyorum. Pek hoş olmadı. Peki ne yapsak? Sence söylesek mi babama gerçeği? Hayır, sakın. Ne olacak o zaman? Evlenelim. Evlenemeyiz. Niye? Çünkü şu anda sadece babamdan korktuğun için bunu istiyorsun. Gene ofluyorsun. Yani senin bu yalan kapasiten bazen beni korkutuyor Necati. Tamam, çocuklarımın iyiliği için yalan da söylerim, her şeyi yaparım. Yalanın kime faydası var? Oğluna olacak. Oğlun evlensin istemiyor muydun?
torun torbaya karışmak istemiyor muydun? Buyurun. Vedat'ın çiçek gibi bir yuvası olacak ya. Ne oldu? Yanlış alarm. Nasıl yanlış alarm ya? Pembeleşmedi mi yine noktalar? Pembeleşmedi Erdem. Ya bu alet arızalı, ben sana söyleyeyim, ben gidip yenisini alayım şunun. Erdem, alet arızalı falan değil. Hamile değilim işte, kabul et. Ama geciktim dedin yavrum. Yani olabiliyor işte bazen öyle. Baskı altındayım, yandın herhalde. Ya niye böyle stres yapıyorsun anlamıyorum ki. Ay Erdem, son iki aydır sürekli stres halinde olan sensin. Şimdi benim stresim mi battı sana? Tamam tamam, bir şey demedim. İyi bari, hadi boş durmayalım. Ya bu maçı alacağız, başka yolu yok. Kusura bakma Erdemciğim, ben uyuyacağım. Uyuyacaksın mı? Evet. Çok yorgun hissediyorum kendimi. İyi yavrum, uyu sen. Artık yarın çift dikiş gideriz. Ya bu maçı alacağız, başka yolu yok. Ay tamam. Erdem ya. Tamam, sustum. Mesela şu sandık. Benim için yalanların en büyüğü. Niye? Ben şimdiye kadar sana sandıkla ilgili bir yalan mı söyledim? Ama 6 aydır evliyiz hayatım. İçinde ne olduğunu söylemiyorsun. İşte yalan söylememiş olmak için söylemiyorum. Yani Necati, benim yerimde başka bir kadın olsaydı bu sandığı çoktan kırıp açmıştı. Zaten kabahat bende. İlk günden kırmalıydım. Şimdi sen o sandığı kırsaydın benim de kalbimi kırmış olacaktın. Bunu ister miydin? Teşekkür ederim. Yatalım mı? Yatalım. Umandınız ötesinin kudusunu. Yavrusunu. Günaydın. Günaydın. Ne o, hemen çıkıyor musun? Anca anne, yol tam 2 saat sürüyor. Doğru, haklısın. Nasıl, işinden memnun musun? Hiç konuşamadık seninle. Bilmiyorum vallahi. 1200 lira maaş alıyorum. 300 yola gidiyor. 300-400 yemek. Geriye kalıyor 500 lira. Onunla da bir sinemaya gitsem, bir kitap alsam, bitti gitti işte para. Öyle deme kızım. Asgari ücretle insanlar ev geçindiriyor. Haline şükret. Ya orası öyle de, bunca sene senden para istemeden kendime bir tane kitap alabilmek için mi okudum ben? Bu daha ilk işin. İnşallah ileride daha iyi bir işe girersin, daha çok para kazanırsın, daha çok mutlu olursun. İnşallah. Hadi, hadi, hadi bakalım, geç kalmayın. Aa, hoş geldin Fulya'cığım. Günaydın. 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 Görüşürüz anne. Görüşürüz. Erdem yok mu? Yok, işi var, erkenden çıktı. Aa, geç içeri, kahvaltı sofrası hazır. Git kahvaltı et. Feride. Efendim. Gel hanım, gel gel. Yok, bir şey yok ya. Bir şey konuşacağım seninle ya. Hayırdır? Şimdi bu sevgili ağabeyin bir hedefi var mı? Bir amacı var mı? Fransa'dan niye döndü? Biliyor muyuz? Hayır, bilmiyorum. Ama şimdi niye döndüğünü bilsek, bir hedefi olup olmadığını bilsek, ne zaman gideceği konusunda bir fikrimiz olur, değil mi? Herhalde yakın... Deme, yakında falan gitmez. Ben sana söyleyeyim, yakında gider deme, gitmez. Ama ben evin reisi olarak ona bir hedef belirledim. Nasıl bir hedef? Semiha ile evlenmek. Yapma Necati, unut o işi sen. Yani tanışmaları bile bir skandal da hatırla. Niye skandal, gayet normaldi. Orada hatalı olan bizdik. Bizi çıkar, gayet normal. Bence onların yalnız başlarına bir yerlere gitmeleri lazım. Nereye gidecekler ki? Şimdilik bilmiyorum. Dur, yardım edeyim sana. Teşekkür ederim Uzan. Salih'a. Yarın akşam Yonca'nın düğününe gidiyor musun? Gidiyorum tabii. Ha, ben de gidiyorum da. İyi. Diye düşünmüştüm ben, hani orada belki dans mans ederiz birlikte diye. Olabilir. Ha, güzel. Canım, ne yapıyorsun sen burada? Hiç, yardım ediyordum. Hadi canım, hadi. Kasabına yardım et. Çocuklar hadi. Ben ne diyorum size? Ya doğru düzgün yemek yiyin ya da gidin odanıza hadi. Tamam anne ya. Hadi. Ben gidiyorum.
Tamam saçımı bozma dedi. Ay bunlar okul kapanınca mı böyle oldu? Canavara dönmüşler. Yok. Bunlar her zaman böyleler. Yani bir dakika bile iş yapmadan duramıyorsun bu evde. Mümkün değil. Ay senin kadar hareket eden bir kadın nasıl bu kadar tombik olabiliyor anlayamıyorum ha. Şöyle ki canım, sen de benim hayatımı yaşasan, sen de benim gibi olursun. Nasıl yani? Sen evlendikten sonra mı kilo aldın? Herhalde. Evlendikten hemen sonra hamile kaldım, 20 kilo aldım. Doğumdan sonra o kiloların yarısı yerleşti. Daha sonra tekrar hamile kaldım, 25 kilo da o. Ay sen hamileyken amma kilo almışsın. Seni de göreceğiz çeyrekçi. Bilinçli davransaydın hiç böyle olmazdın hayatım. Bilinçli davranmak mı? Hı. Sen aşermek diye bir şey duydun mu? Hı? İnsan aşerince valla bilinç miniç falan hiçbir şey kalmıyor bizim. Hiç. Hadi ya. Hı. Bir kere hareketlerin azalıyor. Sürekli yemek halindesin homilikotta. Normaldir sonra da bu hale geliyorsun. Ay yok ben öyle olmam. Ne demek ben öyle olmam? Göreceğiz. Biz ne kılçıklar gördük sonra da balon haline döner. Ya hem de üstelik Necati babanın gelini olduğun için, Necati babayla da aynı evde oturduğun için sürekli o yiyince sen de yemeye başlıyorsun. Şişiyorsun. Kocan da zayıf kalıyor. Sonra belki de seni aldatacak. Rüya kızım çaylar bitti, börekler ne oldu? Geldik. Hadi. Bu ne ya? Bütün hamileler böyle mi baba? Yok ya, Fulya fazla kilo aldı oğlum. Tosuncuk mu doğuracak nedir? Buyurun baba. Sağ ol kızım. Hakikaten hayatım ha, duba gibi oldu. Yavrum benim çıkmam lazım ya. Nereye? Kafede işler yoğunlaşmış. Ben gideyim tamam mı? Ben de geleceğim. Olur mu ya? Saçmalama, nereye geliyorsun sen? Müzik rahatsız eder çocuğu. Sen in aşağıya dinle. Ha. Sen beni bekleme yat tamam mı? Ben geç gelirim. Hadi hayırlı akşamlar. Buyurun oğlum, hayırlı akşamlar. Fulya kızım dolapta benim sakızlı muhallebilerim vardı. Ne oldu onlar? Ha ben yedim onları. Hepsini? Hepsini. Maşallah. Ay ama doymadım babacığım ya. O zaman ben gideyim çarşıdan. Bir kilo baklava alayım gelim ha. Cevizli. Bir yarım kilo da fazladan alın babacığım. Hadi. Hamile kalınca prenses olunuyor falan zannetme bu evde. Necati baba sürekli yemeye devam ediyor. Kocan erkek çocuk istiyor. Doğal olarak sen de stresten habire yiyorsun. Ay yok. Yani Erdem'in erkek çocuk takıntısı yoktur. Hadi ya. Ha, Erdem bu aileden değil mi güzelim? Erdem kendini yetiştirmiş çağdaş bir erkek şekerim. Ay öyle çağdaş, öyle çağdaş ki Allah için. Yani ben hamile kaldığımda Allah'ım bu çocuk erkek doğsun diye dua edenlerin arasında o da vardı. Hadi ya. Hadi ya. Keşke tekten kilo almak olsa güzelim. Hiç öyle değil. Yani bunlar doğuyor, sonra da büyümek bilmiyor. Al işte. Bak 12-13 senedir uğraşıyorum, büyütmeye çalışıyorum. Hala didişim duruyorlar. Yani sen eğer kariyer falan düşünüyorsan hiç bu işe girişme güzelim. Çünkü bütün gün evde oturuyorsun. Yusuf. Gel gel bak ne diyeceğim. Ne oldu lan? Kardeşim. He. Ben Saliha'yla düğüne gidiyorum. Hatta dans bile edeceğiz oğlum. Hadi canım. Valla. Aferin lan. He. İşte bana bunlarla gelin oğlum. Oğlum evleneceğim diyorum bu kızla ya. Kaçarı yok. Bir gün Salih ile birlikte gittiğimiz düğün bizim kendimizin düğünü olacak ya. Allah Allah. He. Bak kardeşim. Sen bu kızı git Nurettin abiden iste. Bak al demiyorum ha. Sadece iste. Şu çarşının ortasına senin heykelini diktireceğim. Hem de kendi paramla. Tamam kardeşim. Para biriktirmeye başla o zaman. Doğru valla. Şimdi nereden baksan senin heykeline harcanacak betonla 400 dairelik falan toplu konut yapılır. Ha ha ha. Çok komik. Yüz verdik aslanı isteme. Bir kaybol. Bir şey söyleyeceğim lan. Söyle. Sen bu göbekle kızla nasıl dans edeceksin kardeşim? Niye ki? Oğlum kızın kolları yetişmez. Böyle kısa kalır. Böyle takılırsınız.
Yusuf, sakın arkana bakma kardeşim. Ne oldu lan? Bakma lan, bakma, bakma. Ne var kaybol, oğlum? Kaybol, kaybol, haciz memurları. Kaybol, kaybol, kaybol diyorum sana. Yürü, 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 yürü. Buyurun ustacığım. Sağ ol oğlum. Uza burada iyi sinema yakında nerede var? Bu alışveriş merkezinde var usta. Ha. Buraya geç şimdi. Al şu parayı. İki tane bilet al. Akşam üzeri suare işte. Suare değil de matineleri, akşam matinesine. Ooo. Feride yengeyle baş başa film ha? Ooo. Sana ne lan? Güzel bir film olsun ha. Tamam usta, ben gidip geleyim. Git arka sıralardan al. En arka sıradan al. Tamam ustacığım. Yine geldi İblis. Sen Necati Usta niye İblis diyorsun usta? O olmasaydı belki ben şimdi mülk milyarder biriydim. Hayatımı kararttı, hayatımı. Ne oldu ki? Boş ver. Sen önündeki işine bak. Anne. Efendim. Ben sıkıldım. Ya ne yapayım sıkıldıysan? Yok, ben karar verdim. Sizi bir psikoloğa götüreceğim. Ya anne, okul yok, tatil yok. Biz ne yapacağız böyle? E ne yapayım canım, bana ne? Git babana ilgilensin. Babamla siz ilgilenecek ki. Şimdi ilgilenecek babam. Efendim. Lütfen. Bak gel al bu çocuklarını başımdan. Bütün kışı uğraştım ben, şimdi sıra sende. Nasıl uğraşayım Gülşen? Çalışıyoruz burada. Vallahi bilmiyorum Lütfen. Artık yanına mı çağırırsın yoksa kursa falan mı yazdırırsın bilemiyorum yani. Ne kursu ya? E canım, yaz okulu falan gibi bir şeyler var. Ya bak, 6 numaranın oğlu gidiyormuş. E tamam, yazdır sen de. Bir dakika, bir dakika. Kaç para? Parasını falan bilmiyorum Lütfü. Ayrıca sen gel yazdır çocuklarını. Sen ilgilen biraz çocuklarına diyorum ben. He? Tamam Gülşen, tamam. Ömrümü yeme. Görüşürüz akşam. Ay. Buyur ustacığım, sinema biletleri. Aferin Rıza. Baktın mı film güzel miymiş? Vallahi güzeldir herhalde. Afişte öpüşen bir çift vardı. Ana, ismi neymiş? Üf, sakın porno morno olmasın oğlum. Adını pek beğenmedim. Yok usta, değildir herhalde. Bilmiyorum ama. Hadi bakalım hayırlısı. Merhaba Semih Hanım. Aa, hoş geldiniz, merhaba. Hoş gördük canım, kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl işler? İyi çok şükür ama eski tadı yok. Haklısınız. En zor da sizin işiniz. Kriz dönemlerinde insanlar zaruri ihtiyaçlarından uzaklaşamıyor. Ama böyle elbiseydi, örgüydü, kazaktı, mazaktı, onlardan tabii uzaklaşıyor. Ay doğru vallahi. Yine burayı kapatıp fırıncı mı yapsak? Yok ya, o kadar da değil artık. Efendim buyurun, bu sizin. Nedir bu? Bu bilet. Kayınço almış. Dedim oğlum götür kendimi, ben davet et. Yok dedim, ben şimdi çekinirim. Onun için ben getirdim. Sizi sinemaya davet ediyor. Ne yapacakmışım ben bununla? İşte sinemaya gideceksiniz. O da gelecek. Yani sizi sinemaya götürmek istiyor. Yok yok, filmin adı. Heyecanlanmayın. Eğer gitmek istiyorsanız o saatte orada olursunuz. Ya bir şey rica edeceğim. Tabii. Siz benim kabul edip etmediğimi söylemeyin ama. Olur mu? Yok canım, haşa. Olur mu öyle şey? Katiyen söylemem. Tamam. Hadi kalın sağlıcakla. Peki. Ne haber Rıza? İyidir Feride abla, siz nasılsınız? Ha, teşekkür ederim, iyilik. Buyurun bir çay için. Aa, yok yok, gideyim ben. Hı. İnşallah beğenirsiniz. Neyi? Usta sinemaya bilet aldırdı da. Aa, öyle mi? Evet. Valla galiba güzel bir film. Adı da... Umarım seyretmemişsinizdir. Yok, nereden seyredeceğim çocuğum? Siz yine de benden duymuş olmayın da, hani belki sürpriz falandır. Tamam tamam, söylemem. Günaydın papatyam. Ah, günaydın hayatım. Dükkana mı? Hı hı. Hadi, hadi hayırlı işler. Hayırlı işler canım. Bir şey söyle bakayım oğlum. Hemen usta. Nurettin abi. Deva. Yem mi? Tövbe yarabbim. Biz bunları müşterilere satmak için mi aldık, yiyelim diye mi aldık bu yere? Ya iki kasa var, yumuşuyor zaten. İyi bir tane alayım bari. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ya bu süpermarket yine kampanya başlatmış ha. Ne yapalım?
Yani haberiniz olsun abicim. Siz de fiyatları biraz indirin diye söylüyorum. Onlar indirirler. Tabii stok yapıyorlar. Onların kadar bizde de depo olsa biz de stoklayacağız. Fiyatlar düşünce de satacağız. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler. Aleyküm selam. Aleyküm Mahir. Selam. Hayırdır Mobil Mahir? Çin'de satacak malzeme mi kalmadı? Bizim işler bu sıcakta olmaz Yusuf kardeş. Kış geldiği zaman icabına bakarız. Öf be kardeşim ya. Bu ne koku, terlemişsin, teke gibi kokuyorsun ya. Sahi mi ya? Öf. Yok öyle bir şey. Cık cık. Susuz köyden geldin sanki. Git evde bir duş al kardeşim ya. Daha 10 gün önce yıkandım be. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Benim ya. Bünyem böyle. Ne yapabildim ki yani? Belli belli. Bünyem böyle. O yüzden evde kalmışsın zaten. Kim evde kalmış? Sen. Ben mi? Ha. Güldürme beni ya. Oğlum ben elimi sallasam 50'si 50'si, tamam mı? Allah Allah. Sen elini sallasan 50 tanesi kaçar bu ne koku diye be. Mübarek kokarca gibi arkadaş ya. Sen fazla laf uzatma da çay getir de içelim hadi. Allah Allah ya. Ya buralarda bir süpermarket varmış. Ne tarafta acaba, biliyor musun? Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Abi nerede bu süpermarket, biliyor musun? Ne bileyim ben, bilmiyorum. Siz? Vallahi bu yakınlarda pek yok yani. Sen bana sor kardeşim. Şöyle ileri doğru gidiyorsun. Abicim sana ne lazımdı? Sen onu söyle bana. Ben sucuk alacağım. Kampanya varmış da. Sucuk alacaksın? Sucuğun varsa karşıdaki kasapta. Necati Usta. Bak adam sucuk istiyor. Sağ ol Nurettin kardeş. Teşekkürler. Buyurun efendim, buyurun. Ne kadar istersiniz? Kaç kilo verelim? Bir kangal alayım, ne kadar gelirse artık. Tabii. Hemen. Rızaken sor buradan yeni gelenlerden. Hemen ustacığım. Sucuğumuzun 1/3 dana kıymasındandır, 1/4 koyun kıymasından. Biberi, baharatı, tuzu, salçası, her şeyi özenle seçilmiştir. Az yağlıdır, çiğde yiyebilirsiniz, mangalda da olur. Ailece güvenebilirsiniz. Efendim acılı mı olsun, acısız mı? Acılı olsun da tadına bakabiliyor muyuz? Tadına biz kefiliyiz. Eğer beğenmezseniz paranızı iade ediyoruz. Ama markette pişirip tattırıyorlarmış. Ben oradan alayım, teşekkürler, hayırlı işler. Selam. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, ne olsun. Nedir son durum? Efendim? Canım Zeyno ile diyorum. Nedir son durum? Hmm. Bir karar verdiniz mi? Bilmiyorum abla ya. Biraz garip gelişti olaylar. Ayağınıza getir oğlum mangalı. Koy bakayım dükkanın önüne. Buraya mı ustacığım? Kaldırın üstüne koy. Aç bakalım ızgarayı. Oradan bir torba kömür dök onun içine. Hemen usta. Allah Allah. Necati usta ne tırtır burada? Ya o market sucuğu pişirip müşteriye tattırıyormuş. Bizim başımız kel mi? Ben ne yapacağım? Müşteriyi onlara mı kaptıracağım? Yani hindisem tükenin önüne mangal mı yapacaksın? Ha, niye olmasın? Mis gibi de kokar vallahi, çekeriz müşteriyi. Vallahi çok zor değil. O arada biz de yeriz ha. Ha, dök oğlum dök. Aç torbayı. Ha, dök içine bakayım. Acele etme. Oh, elleme kömür, elleme. Çıramız var değil mi oğlum? Var ustacığım. Hah, getir araları da çıra doldur, şöyle üstlerine kömürleri koy. Hemen. Yak onları. Kömürler tam yansın ha. Köz olsun. Market deyip geçmeyeceksin Nurettin Usta. Adamlar kafayı çalıştırıyorlar, müşteriyi çekmesini biliyorlar. Biz de yaratıcı olmalıyız. Ne o diyorlar ona? İnovasyon, innovasyon. İnovasyon yapmazsak çarşı marşı yok ha. Tabii canım. Sen evlenmek istiyor musun? Ya bana fark etmez. Nasıl fark etmez? Evlenmek ya da evlenmemek arada çok büyük bir fark var. Ya ben istiyorum da o istemiyor galiba. Neden? Kendini mecbur kalmış hissediyor. Öyle zaten. Bak sana başka bir şekilde sorayım. Sen bu kızı seviyor musun? Zeyno'nun neden istemediği anlaşıldı. Bence önce senin bundan emin olman lazım. Gel.
Gel vatandaş gel. Alacağın sucuğun etin tadına bak gel. Usta ya müthiş fikir ha. Biz de mi yapsak be? Biz balık lokantasıyız evladım. E onlar da et lokantası değil. Heh. İki sucuk atıyor ızgaraya tattırıyor insanlara. Ya biz koskoca levrek mi koyacağız ızgaraya? E biz de ufaklardan bir şey koyarız. Hamsi, istavrit öyle bir şey koyarız. Yok olmaz. Bak bizden gördü de yaptı der sonra. Olmaz. İyi. Buyur kardeşim. Ha, bak almak şart değil. Tadına bak. Nasıl? En sucuk değil mi? Ne kadar vereyim? Bir tane alayım. Hadi buyur hemen vereyim. Barza. Gel vatandaş gel. Sucuğa gel. Vallahi helal olsun şu Necati Usta'ya ya. Piyasaya hemen adapte oluyor adam. Çok ilginç. Vay be. Şimdi kasapta çalışmak vardı. Değil mi? Bizden sen git, ben seni tutmayın ha. Yok Nurettin abi. O zaman işini var. Teşekkür ederim. Kesenize bereket. Güle güle. Gene bekleriz. Bulgur kaynadırlar. Aman bulgur kaynadırlar. Yüksekte yayladırlar. Aman yüksekte yayladırlar. Bizde adet böyledir. Buyurun sucuk. Aman bizde adet böyledir. Güzeli oynadırlar. Aman çirkini söyledirler. Fidayda da Ankara'nın fidayda. Sucuk 15 liraydır fidayda. Yetti de gelmedi ne fayda. Oğlum sakın yeme sucuklar ha. Olur mu öyle şey ustacığım? Rahatsız ediyorum kusura bakma. Ay estağfurullah. Duş yapacağım da bir baş havlusu verir misin bana? Aa tamam şurada var temiz hemen vereyim. Bu sandık ne böyle hem de kilitli? Necati'nin. Ne var içinde? Bilmiyorum. Hiçbir zaman açıp göstermedi bana. Niye? Belli ki içinde bir şey saklıyor. Ya açıp baksana o zaman Feride. İcap ederse kırıp da bak. Yani evlilikte sır olur mu? Boş ver abi. Ufacık bir sır oluversin. Bak ben de şimdi merak ettim. Hiç şansın yok. Daha çok merak edeceksin. Diyorsun. Hadi al havlunu. Gonca bizi duymaz şimdi. O gundur gundur dinliyor. Nazlı ne oldu Nazlı? İyi. Onun karnesi de hepsi pek iyi. Aferin Zeki kız. Tatile nereye gidiyorlarmış? Çok güzel bir yere gidecekler ama bilmiyorum. Seni çağırmadı mı? Çağırmadı. Niye acaba beraber olmayacak mısınız? Maalesef. Ay be senin maalesefin iyiydi. Ay babacığım. Her gün şu çocuklarla oynasanız ne kadar mutlu olacağım ben. Anladığım kadarıyla annenizi üzmüşsünüz. Ay evet yani okul tatile girdi bunların canları sıkılmaya başladı. Niye öğretmenleri bunlara ev ödevi vermemiş mi? Yok vermiyorlar babacığım tatilde ödev ödev yok. Niye vermiyorlarmış? Dinlenmeleri için herhalde öyle bir şey olsa. Bizim çocukların okuduğu zamanlarda hocalar çok ağır ev ödevleri verirlerdi. Çocuklar kafalarını kitaptan kaldıramazlardı. Daha doğrusu Erdem kaldıramazdı da Lütfü de hiç eğilmezdi kitaba. Ben çok zekiydim son gün bütün ödevlerin hepsini yapardım. Ona zekiydim denmez, tembeldim denir. Lütfü, şu çocukların can sıkıntısına bir çözüm bulmamız lazım. Ben araştırdım, yüzme kursları varmış. Kaç paraymış? Ayda 100 lira. Canım kardeşlere 80 lira. Ne fark etti? Ayda 160 eder. Yok yok, biz en iyisi küveti dolduralım, orada yüzerler. Aman aman, bir dakika, bir dakika. Zaten bizim Taylan Efendi Hazretleri küvetten çıkmıyor, bir de sen küveti doldurma. Ben yüzme istemiyorum zaten. Ne istiyorsun? Karate istiyorum. Ay yok öyle şey. Karate marate istemem ben de vurdulu kırdılı şeyler yok olmaz. Annen haklı. Ne işin var karateyle? Kerata. Bana saldıranları döveceğim. Ama canım sana kim saldıracak ki? Vallahi ben karate istiyorum. İyi. Sen?
Ben de keman dersi almak istiyorum. Hayda. Yelizce Burçak keman dersi alıyorlar. Hem de klasik batı müziği. Ben de almak istiyorum. Ama ne yapacak basacağım klasik batı müziğini? Klasik Türk müziği öğren evladım. Piyano dersi lazım. Herkesin çocuğu piyano çalıyor. Ben piyano sevmiyorum anne. Evet Güşen. Yani piyano dersi aldırırsa sonra da piyano istersin. Olmaz. Lütfiye kalsa herkes blok flüt öğrenecek. Piyano falan gerekmez. Canım keman iyi işte. O kaç para? Ayda 120 lira. Oldu. Anladım, olmadı. Hadi bakalım Yiğit Bey, sen de odana. Hadi. Aman buzular. Babacığım, şimdi bu kurslar pahalı ya. Lütfü onun için bunları o kurslara göndermek istemiyor. Yani herkesin çocuğu Mozart'ı öğrendi. Bizimkiler hala küçük kurbağa, küçük kurbağayı biliyor, bu kadar. Niye böyle cimrilik yapıyorsun Lütfü? Atatürk ne demiş? Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Kusura bakmayın ama yani parasız kalmış bir milletin bütün damarları kopmuştur. Tabii canın baba mesleğini bırakırsan çocukların Mozart'sız büyür. Sanki biz Mozart'la büyüdük baba. Niye eskiden piyano kursları vardı da ben mi yollamadım? Yani olsaydı gönderecek miydin sanki? Tamam şimdi yolluyorum. Parası benden. Gonca ile beraber keman dersleri alıyorsunuz. Eğer bir ayda bana Mozart çalmazsan canını okurum. Gülşen, gülme. Ay canım fena mı Lütfücüğüm? Ya da hayatta ıslık çalmaktan başka bir şey daha çalacaksın. Ya keman yerine davul çalsam ben. Anca işte. Hayır Lütfü, keman. Hani romantik. Gülşen, ömrümü yedin Gülşen. Ömrümü. Of of. Kız işe girdi, yüzünü göremez olduk kardeşim. Allah Allah. Sanki işe girmeden her gün el ele geziyordunuz kardeşim ha. Gezeceğiz kardeşim, o günler de gelecek. Sen de benim gibi yap kardeşim. Düğüne çağır. Bak bize, Salih'le düğüne gideceğiz. Orada da dans edeceğiz. Ya oğlum, kız caz seviyor. Öyle müziklerden hoşlanıyor. Tutup kızı alalım, davullu zurnalı düğüne getirelim. İyice karizmayı çizdirelim mi? Pardon ama kardeşim, senin bu kızla amacın ne? Evlenecek misin yani? Herhalde kardeşim. Her delikanlı gibi bizim de amacımız ciddi. Sonunda evleneceğiz. Ha, kızla evleneceksiniz ve sonsuza dek mutlu yaşayacaksınız. Evet. Nasıl olacak başka? Kardeşim, 1000 lira maaşla ev mi tutacaksın? Eşya mı alacaksın yoksa fatura mı ödeyeceksin? Vallahi o da var ha. Yani ayda en az 2-3 milyar lazım kardeşim. Vallahi mi lan? Ha. Doğru söylüyor. O da kızın parasını yemeyeceksen yani. Lan. Bence sen bu durumda iç güveysi gidersin. İç güveysi gidersen de karizmayı tamamen çizdirirsin. Vallahi doğru söylüyor. Yani senin Necati Usta'yla aynı evde düşünemiyorum ben. Vallahi böyle emir eri gibi başında hazır ol da beklersin kardeşim. Ha, kayınvalide de sevmiyor zaten seni. Saygısız damat, ne zaman ev tutuyorsun? Bu hafta içinde nasipse babacığım. Hep bu hafta diyorsun ama 6 ay oldu canım. Seyfo'nun bulduğu evler çok kötü anne. Yoksa şu ana kadar taşınmaz mıydık? Hata benim canım. Aşığım dedi, aldandım. Seviyorum dedi, inandım. Yoksa gelip benim evime yerleşeceğini bilseydin verir miydin kızı? Ah gül gibi kızım gitti. Ama babacığım bütün para düğüne gitti biliyorsunuz. Ne düğünü be oğlum? Bir likör, bir çikolata, bir dilim pasta, sıcak limonata. Ah canım kızımın düğününde bile pasta tek katlıydı. Ay düğünden hiç bahsetme anne. Müzikler de çok kötüydü. Zurnacı da sabaha kadar kulağımın dibindeydi. Ya şimdi adam tabii onu çalar öyle bahşiş istediğini anlatmak ister ama onu anlayacak damat nerede? Ama hayatım adam Frank Sinatra çalacaktı. Dur sen hiç konuşma Seyfo. Pişmanım zaten. Ah güzel kızım, canım kızım. 20 sene okudun yani nasıl bu hatayı yaptın anlamıyorum. Aşığım dedi, aldandım. Şüveysi. Buyurun bana bir bardak su ver bakayım. Tabii babacığım. Yavaş dökme. Lan kıra bardak altından tutulur, böyle mi erkek? Pardon babacığım. Hı. Sağ ol. Bana da bir elma kes bakayım şuradan. Tabii. Yeşil mi tercih edersiniz, kırmızı mı anneciğim? 6 ay oldu evleneli, hala kim yeşil elma seviyor, kim kırmızı elma seviyor öğrenemedim. Siz yeşil seviyordunuz anneciğim, ben hemen. Yeşil elma seven benim Seyfo. Ay sen artık hiç bana özen de göstermiyorsun. Özür dilerim hayatım. Yap özür dilerim. Seyfullah,
Burada konsolun önünde elektrik faturası var. Onu alıver. Hemen babacığım. Yarın da öde. Öderim tabii babacığım. Oha. Geçen sefer de öyle dedin, elektrikleri kestiler. Ver onu bana sen. Ver. Buyurun. Al güzel kızım, bunu sen öde. Ay onda para yoktur ki zaten, ödemez yine elektriksiz kalırız. Senin hiç değilse çok güzel bir maaşın var. Ben öderim anneciğim. Ay biz böyle bir hatayı nasıl yaptık Necati? Gitti gül gibi kızım. Anneciğim siz sakin. Anneciğim de babam. Deme. Anneciğim iyi misin? Ay, değilim. Tansiyonum yükseldi. Sakin. Bakın tansiyon aletini bul getir. Koş. Ay. Lan sen balıkçı çılağı bir yok ki tansiyon aletini bana. Get hadi yürü. Sen bu çocuktan derhal yaşayacaksın. Ay benim gül gibi kızım gitti. Yani hiç yakışmayacak. Birine gitti Necati olacak şey. Mahsus nasıl evlendin? Kendini haram etme ya. Ev yok, para yok, iş yok, hiçbir şey yok. Derhal boşanacaksın, derhal boşanacaksın. Ay hatırlamak istemiyorum. Bu adamı görmek istemiyorum. Ay. Kardeşim, diyelim ki evlendiniz. Hani o zaman yani balıkçıda çalışamazsın. Yani izin vermezler çünkü İrfan abiyle biliyorsun düşmanlar. Yani. Ne yapacağım peki? Ne olacak? Kasaba transfer olacaksın kardeşim. Vallahi süper olur ha. Artık fırçayı sen yersin. Hem çırak hem damat hesabı. Ya. Neden oğlum ortalığın hali? Ortalığı pislik götürüyor. Sen ne laf anlamaz adamsın ya? Pardon usta. Ha, pardon çuvalı, eşekler çoğaldı. Atımı bağladım ben bir meşeye, kızı nasıl verdim senin gibi eşeğe. Get orada koyunların poposundaki çiçekleri değiştir, çabuk. Usta, ben onu yapmasam ya, ben huylanıyorum. Ne demek ben onu yapmasam huylanıyorum? Sapık mısın lan sen? Özür dilerim usta. Ha, ne çıraklığın çıraklık, ne damatlığın damatlık. Sana kız veren de aptal. Yeri. Yavaş, bir de kafanı gözünü yarma. Yarma. Vallahi bir şey diyeyim mi? Sen evlendikten sonra da o kızı zor tutarsın elinde. Ne demek lan zor tutarsın? Kız eğlenmek ister, gezmek, tozmak ister. Okumuş kız. 1000 lira maaşla nasıl mutlu edeceksin? 1000 lira maaşla çok zor. Zor. Yani. Lan. Ne oldu lan bunu? Lan! Seyfo! Oğlum çok yüklendik lan galiba buna biz. Ya doğruları söyledik be abi. Oğlum sus lan. Bak çok patavatsızsın ha. Gözüme batıyorsun iyice. Sığır. Yavrum. Ne haber? Sanırım dünden kalan bir hesabımız var. Ben vazgeçtim Erdem. Ne içtin? Vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Neyden? Çocuktan. Niye ya? Çünkü başıma gelecekler beni korkutuyor. Neymiş o başına gelecekler? Mesela fazladan bir 20 kilo. Ondan sonra bütün gün evde tek başına çocukla uğraşan bir kadın. Gözü başka kadınlarda olan bir adam. Ve yarım kalmış bir kariyer. Oho, sen hükmü vermişsin, cezayı kesmişsin. Bütün bunlara tekrar mı başlayacağız Fulya? Erdemciğim, zaten 2 aydır uğraşıyoruz. Bak, çocuk falan oldu, yok işte. Güzelim, millet 3 sene uğraşıyor. 2 ay çok mu? Hayatım, bak, her evlilikte çocuk olacak diye bir kaide yok değil mi? Biz birbirimize yeteriz. Hem bu dünyaya çocuk getirip ne yapacağız? Ekonomik kriz var, susuzluk var, küresel ısınma var, işsizlik var, savaşlar var. Yani biz ölünce o bebecik tek başına mı kalsın? Allah'ım sen bana sabır ver. Oo, Taylan biraderim günaydın. Günaydın enişteciğim, nasılsınız? Sağ olasın, iyiyim. Sen de iyisin inşallah. Hamdolsun, iyiyim sağ ol. Ha, sen daha da iyisin. Bil bakalım sana bunu kim gönderdi? Kim gönderdi? Semiha Hanım. Semiha Hanım. Evet. Sinema bileti, sana sinemaya gitmeyi teklif ediyor. Yani sinemaya bilet almış ve bana göndermiş. Evet, artık adadan böyle teklifler yapabiliyorlar. Ona ne kadar şanslısın, kıskanıyorum seni yani. Yakışıklılık başa bela enişte. Filmin adı da artık ya.
gelsin sen ayarlarsın. Enişte o benim beş tipim değil ya. Oo, aşk olsun çok güzel kadın ya. Hadi hadi nazlanma. Ortalıkta o kadar çatır varken. Günaydın. Günaydın Lütfi'cim. Bak sana sinema bileti. Çok güzel bir film. Sinema bileti. Çok beğeneceksin. Harika bir film. Ben çıkıyorum hayatım. Kafeden bekliyorlar. Tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle hayatım. Fulya. Yavrum ben dün senin söylediklerini düşündüm de. Sen haklıydın ya. Yani eğer çocuk sahibi olmak istemiyorsan zorla çocuk sahibi yaparak seni mutsuz etmenin manası yok. Ayrıca sen böyle mutluysan ben daha mutlu olurum. Hem dediğin gibi ya. Dünyada çocuksuz binlerce aile var yani. Bir de tabii en önemlisi hani bu kadar karışık bir dünyaya belki de bir canlı daha getirmeye hakkımız yok. Öyle yani. Bunları söylemek istedim. Hadi görüşürüz. Konuştum Kemal öğretmeniyle. Sadece bu akşam 7'de müsaitmiş. Oley! Betül, sen de geliyorsun. Unutma. Ya boş versene, sen ne yapacaksın ben Kemal'ı falan ya? Aa, olur mu canım? Baban öyle söyledi. Hem ben de dedim ki iki kişi ders alacak dedim. Ya iyi işte. Sen al o zaman. Bravo baba. Hiç erkek adam Kemal dersi olur mu? Bunun erkeklikle ne alakası var Cüneyt Bey? Ha? Bu anca karate yapsın zaten. Gel baba. Biz seninle beraber karate dersine gidelim. Aman aman, sen kafanı gözünü yarmadan git gel, o bana yeter. Ayıpsın baba ya. Hem benim altyapım da var zaten. Göstereyim mi? Ya. Aa! Ne yapıyorsun abla ya? Çok iyi gösterdin, aferin. Otur ya hadi. Günaydın. Günaydın Ferideciğim. Ne haber? İyidir. Leyla'nın mı kalıbını mı çıkarıyorsun? Hı, Leyla. Semiha, o benden sakladığın neydi? Yok bir şey hayatım ya. Aşk olsun. İyi, tamam söyleme. Ay Ferideciğim ya, hemen gönül koyuyorsun sen de. Ya abin bana sinema bileti göndermiş. Gideyim mi gitmeyeyim mi onu düşünüyorum. Abim sinema bileti mi göndermiş? Hı hı. Abim. Kimle göndermiş? Necati Bey'le gönderdi. Ay Feride, bak senin bu abinin bana karşı ani ilgisi hani düşündürmüyor değil beni ama... ya yeni bir ilişkiye hazır mıyım hiç bilmiyorum hayatım. Yani bak Semiha'cığım, şimdi abimi övmeye kalksam ben onun kardeşiyim. Hani gerçekçi olamayabilirim. O yüzden sen düşün, kendi kararını kendin ver. Günaydın Lütfü kardeş. Günaydın. Al, bu senin. Ne bu? Sinema bileti. Ne yapacağım ben bunu? Gider seyredersin işte. Niye bana veriyorsun ki? Bak bana ilk günaydın diyen kişiye verecektim. Sen bana ilk günaydın dedin, ben de sana veriyorum. Sen niye gitmiyorsun abi? Benim işim var. İşim var da bu biletin sende ne işi var abi? Allah Allah, ne kadar çok soru sordun kardeşim. Sana bedava bilet veriyoruz ya. Bak gidiyorsan git, gitmiyorsan başka birine vereceğim ha. Tamam tamam kardeşim, teşekkür ediyorum. Gel seni bir öpeyim abi. Ay, tamam gideceğim. Ya ne kaybederim ki? Alt tarafı bir film. Seyredip gelirim. Hı? Bana bak, yalnız sinemaya gitmeden önce bir duş al. Teke gibi kokuyorsun. Millet de taktı benim kokuma be abi ya. Ne var bende, benim bünyem böyle kardeşim ya. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Vallahi yoksa yanındaki kişi düşer bayılır ha. Hayret bir şeysin ya.
düşer bayılırmış. Ayıp ediyorsun. Günaydın, hayırlı işler. Günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Rıza. Buyur ustacığım. Ne oldu oğlum, çocukları mı yiyorsun? Niye yiyorsun oğlum çocukları? Yok usta, bir tadına bakayım dedim, hani olmuş mu olmamış mı diye. Sabahın köründe kendine mi kurdun mangalı sen? Bari öğlen olsaydı oğlum. Kaldırayım ustacığım. Yok artık, yakmışsın canım. Tamam. Şöyle ben de bir tadına bakabilir miyim ya? Dur abicim, dur, sabah baktın ya. Bir daha bakacağım kardeşim, daha karar veremedim ya. Rıza ver oğlum, ver. İyi, al bir tane bakalım. Ben bir tane daha alayım. Dört, dört. Bir seferde bir kere kardeşim. Sabahtan beri bir kangal sucuk yedin ya. Özgeciğim ne haber? İyi abla, senden ne haber? Anlat bakalım. İlk hafta sonun nasıl gidiyor? Bilmiyorum abla ya. Yani hayat çok karmaşık. Sürekli karar vermek zorundayım. Hepimiz öyle. Yani şimdi bu işe devam etmeli miyim, etmemeli miyim? Kamu sınavlarına girmeli miyim, girmemeli miyim? Balıkçıyı mı tercih etmeliyim, yoksa Kerem'i mi tercih etmeliyim? O nereden çıktı şimdi? Ne bileyim, sen sayıyordun, bir tane de ben sayayım dedim. Özge, yavaş yavaş o konuda da bir tercih yapman gerekiyor. Evlilik yaşı geldi geçiyor. Ablana daha çok var. Vallahi bana göre hava hoş ama annemi biliyorsun. Önce abim evlensin. Aman o da başka bir kararsız zaten. Söyle bakalım, senin gönlünde hangisi yatıyor? Ya biliyorsun Kerem'le işim olmaz. O zaten eski erkek arkadaşım. Ya şu an sadece arkadaşız. Seyfo'yla da evlenemeyeceğine göre o zaman ortada bir sorun yok. Niye onunla evlenemiyorum? Özge saçmalama. Sen yarın öbür gün diplomat olduğunda atıyorum böyle. Fransa'daki büyükelçilikte çalışmaya başladığında Seyfo ne yapacak? Paris'teki balık ayında balık mı satacak? Vallahi orasını bilemem ama beni bu kadar saf ve doğru dürüst seven tek erkek o. Özgeciğim, sevgi karın doyurmuyor lafları etmeyeyim sana şimdi burada. Seyfo çok duygusal bir çocuk. Kibarca uzaklaşman lazım. Uzaklaşmak istemiyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben bir Vedat'a bakayım. Ne haber? İyi, sen? İyi. Ya, benim sana bir şey söylemem lazım. Şimdi ben çok düşündüm. Galiba bizim bir geleceğimiz olmayacak. Hani ben de seni çok fazla meşgul etmeyeyim diyorum. Türk filmlerinde bir geyik vardır ya. Hani biz ayrı dünyaların insanıyız falan. Galiba bizim durumumuz o hesap. Öyle yani. Hoşça kal. Yusuf. He. Oğlum çok heyecanlıyım lan. Akşam dans edeceğiz. Oğlum yanında adam gibi giyecek bir şey getirdin mi? Getirdim lan, getirmez miyim? İçeride hazır hepsi. Lan yavaş ya, yavaş ya. Ustan anlayacak ya. Bir şey olmaz oğlum. Ne yapayım, dayanamıyorum. Çok lezzetliler. Düğünde kusarsın ama. Kusmam kardeşim ya. Kardeşim ben kaçıyorum. Bir kangal alabilir miyim? Tabii hemen. Buyurun canım. Selamlar. Oo, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel sucuğum var, vereyim mi? İstemem efendim, istemem. Ama çok iyi bir sucuk bu. Tadına bakın isterseniz. Efendim ne kadar iyi olsa hem sucuk hem de mangalda. Çifte zararlı. Aa, nasıl zararlı oluyor hem de çifte? Efendim bir kere sucuk İçinde ne tür etler barındırdığını bilmediğimiz bir et türüdür. Yani tavuk eti mi var, dana eti mi var? Olur mu canım, biz bunun içinde ne var biliyoruz. Bunun içinde dana eti var, koyun eti var, biber, baharat var. Nereden biliyorsunuz efendim? Kendiniz mi doldurdunuz? Hayır, kendim doldurmuyorum da güvenilir esnaftan alıyorum.
Efendim ne kadar güvenilir olursa olsun belki içine domuz eti koyuyor. Yani adama nasıl kefil oluyorsunuz? Gerçekten domuz eti var mı onun içinde? Kardeşim domuz eti olsa daha pahalı olur. Bizim ürünlerimizde domuz eti falan yoktur, için rahat et. Ayrıca mangal et pişirme açısından çok zararlı. Olur mu canım, her şeyin bir usulü var. Eğer et ateşten uzak olursa, harlı ateş olmazsa, kömürü mavi alevi çıkmazsa, yağ içine akıp da is kokmazsa gayet güzel olur. Ben bilirim efendim. Protein harlı ateşle buluştuğu anda kanserojene çevirir. Benim sucuklar kalsın. Yok be kardeşim, kanser manser yapmaz yahu. Namık Bey, eğer usulüyle pişirirsen, eti taş kömür gibi karartmazsan kanser manser yapmaz. Sen benim müşterimi niye kaçırıyorsun ya? Dünyanın her yerinde yapılıyor bu. Barbekü diyorlar adamlar, pişiriyorlar. Ben sadece çevremi bilinçlendirmeye çalışıyorum. Rica ederim. İyi günler. Estağfurullah. Güle güle. Marketi yendim, bu adamı yenemedim ya. Lan ben sana yapacağımı bilirim. Sen düşersin benim ocağıma. Anne ya, çok sıkıldım. Nerede kaldı bu öğretmen? Canım eli kulağındadır. Gelir şimdi zaten. Yedi oldu zaten. Bunlar gıy 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 keman çalarken biz ne yapacağız Feride? Yani aslında ben bu gece kocamla sinemaya gideceğimi sanıyordum ama... yani Necati Bey nedense Semiha Hanım'la abimi sinemaya yollamayı uygun görmüş. Yani benim için bir sinema programı bile yapılmıyor. Aşk olsun Feride'm, küsme ya. Ben onların yuvalarını yapmak için uğraşıyorum. Bir de abimden kurtulmaya uğraşıyorsun tabii. Abinin yuvasını ayrıca yapacağım tabii. Ama istersen biz de gidebiliriz sinemaya. Ay, bir sonraki seansa yetişebiliriz. Ay, hemen üstümü değişip geliyorum. Hadi canım. Benim de üstüme bir şey al. Tamam. Baba. Ha? Baba, bak bu şeyleri öğrendim. Os. Hoş mu? Oh! Hay ben seni o kursa yollayanın. Gülşen, ben çıkıyorum. Nereye Lütfü? Lütfü, nereye? Hayatım, kahveye çıkıyorum. Olmaz Lütfü, öğretmen gelecek. Ha? Kapı çaldı. Öğretmenim geldi. Ha? Ben de kaçayım. Lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Lüftü. Sanayım ben. Buyurun, buyurun. Buyurun. Lütfen. Efendim? Hani sen kahveye gidiyordun? Canım şimdi babam caz yapar yani, niye ders almadın diye. Yapmaz yapmaz. Hadi güle güle. Hadi. Canım hadi. Adam o kadar para vermiş şimdi. Ayıp. Lütfen. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Necati. Ben de Sanem. Memnun oldum bir tane. Merhaba, ben de Gonca. Bana ders vereceksiniz. Merhaba Gonca, ben de Sanem. Memnun oldum. Bana da ders vereceksiniz. Üç kişi ders alabiliyor mu? Tabii ki, neden olmasın? O zaman ben de. Oh. Evet hayatım, hazırım, çıkabiliriz. Ay, papatyam, daha sonra çıksak. Benim dersim var da. Ne dersi? Keman dersi. Ne kadar zamandır çalmayı istiyordum vallahi. Üç kişi olunca grup indirimi oluyormuş, kaçırmayayım dedim. O zaman dört kişi olalım. Daha çok indirim olur. Senin karate kursun yok mu Yiğit? Boş ver abla karateyi. Hem ne kadar kaba bir spor. Buyurun şöyle geçelim. Lütfen. Hemen başlayalım. Rıza. Hı. Ne yaptın, hazır mısın? Hazır sayılırım. Lan! Ne oldu oğlum sana? Ne oldu lan? Kravat mı yamuk? Ha, kravat yamuk kardeşim. Oğlum sen komple yamulmuşsun lan. Aynaya bakmadın mı hiç? Yo, ayakkabılarım bayım, ondan sonra bakacaktım. Ne var ya? Allah Allah. Aa! Bu ne lan? Oğlum ne oldu bana? Sen kesin kızamık oldun kardeşim. Yok abiciğim, ben küçükken kızamık geçirdim ya. O zaman su çiçeği oldun lan. Yok abi, su çiçeği de geçirdim ben. Anam! Ellerim, ellerim, her yerim olmuş benim ya. Aha, buldum lan. Ne oldu? Sucuk. Doğru konuş lan. Oğlum sucuk lan. Sucuk yedin ya eşek gibi, ondan oldu. Aa, of ya, of ya. Dilim tutulaydı da yemeseydim ben kardeşim bunu ya. Oğlum çok kötü olmuşsun ya lan. Ya ben ne yapacağım? Nasıl gideceğim düğüne şimdi? Bence düğüne gitme kardeşim. Seni pasta falan sanabilirler yani. Çilekli gibisin ya. Bak Yusuf, akıllı dur ha. Tamam kardeşim, bir şey demiyorum ya. Ama Salih'i çok sevecek biliyor musun? Niye? Kızlar böyle puantiyeli şeyleri çok seviyordu onu. Oğlum boğarım seni. Ana, Salih'a geldi. Kardeşim ithal et, ben içerideyim. Oo Salih'a. Merhaba. Merhaba. Ne güzel olmuşsun böyle.
Düğüne gidiyoruz da. Öyle mi? İyi eğlenceler. Sağ ol. Görüşürüz. Merhaba Yusuf abi. Ne haber Salih? İyi ne olsun? Rıza yok mu? Kim? Rıza. Ha. Yok. Nerede? Yok. Nerede? Yani dükkana baksana dedi. Koşa koşa böyle gitti, ben de anlamadım. Bekleyeyim o zaman. Bekle o zaman. Bekle o zaman. Çay içer misin? Yok. Evet, önce enstrümanımızı tanıyalım. Çok güzel bir enstrüman. Allah özenmiş de yaratmış. Maşallah. Bu kemanımızın gövdesi. Beli de incecik. Burası parmaklarımızı kullandığımız yer, tuşesi. Burası akort yaptığımız yer, burgular. Ve en sonu salyangoz. Onu biliyorum, salyangoz. Kayınço eskalye diyor ona. Fransızlar yiyirmiş bunu. Ve bu da yayımız. Kemanda kullandığımız zaman ses çıkartıyoruz. Ya, kabak kemaneden biliyorum ben onu. Bu yayın kılları at kılından derler, doğru mudur? Evet, atın kuyruğundan. He, bak neler oraya ya. Bu ayakkabı boya fırçaları vardır ya, evet. O da at kılından olur. Ha. At eki var. Sol elimizle sapından tutuyoruz. Ve boynumuza böyle dayıyoruz. Denemek isteyen var mı? Ben istiyorum. Ben. Lütfü, bir dakika oğlum. Su küçüğün, keman büyüğün. Ben deneyebilirim. Kemanınızı alayım. Ay Necati, bırak da çocuk denesin. Yani dayanamadım vallahi. Birdenbire keman düşkünü oldun. Yok Feride, ben eskiden beri kemana çok düşkünümdür. Babacığım, biraz da ben elleyebilir miyim? Sıkma çok. Lütfü, versene şunu Gonca'ya. Canım Allah Allah, bir deneyeceğiz. Ne var ya? Baba ya, sen ne yapacaksın bu yaştan sonra kemanı? Ver bana. Yok, olmaz. Sen odana gitsene Yiğit. Anne ya. Yürü lan. Haydi. Hadi. Of ya. Bu böyle mi konu yani, boynu böyle değil mi sıkıştırılıyor? Sen nasıl korsan koy, seninki durur. Gıgın olduğu için böyle. Ama kocamın kovu gibi. Onu illa böyle yapması lazım. Bükmesi lazım. Baba. Ben de deneyebilir miyim? Dur kızım, çalışıyoruz herhalde. Benden başka herkes denedi zaten. Aman huysuz. Beğendin mi yaptım Lütfü? Şuraya. Rıza gelmeyecek herhalde. O şeye gitti direkt. Düğün salonuna gitti galiba. Düğün salonunu bilmiyor ki, o beraber gidecektik. Ne var ya düğün salonunu bulmaya? Birine sorup öğrenmiştir. Ben bir arayayım onu. Arama şimdi. Ne arıyorsun Talia? Ya niye aramayayım Yusuf abi? İşte bu yüzden arama. Telefonu içeride unutmuş. Onu söyleyeceğim. Bırakmıyorsun ki. Ya giderken onu da götüreyim bari. Yok yok, gerek yok. Ben veririm yarın. Yok, ben gidiyorum, götürürüm. Yok, götürme. Ben vereyim yarın. Ay Yusuf abi, hazır gidiyorum, götürürüm işte. Rıza. Rıza. Saliha. Ne oldu sana böyle? Hiç. Alerjik bir şey ya. Birazdan geçer. Hadi biz düğüne gidelim. Ya bulaşıcıysa? Yok canım, niye bulaşsın durup dururken? Kusura bakma Rıza. Yani bulaşıcıysa bana da geçerse yarın çarşıda ikimiz birden böyle benekli benekli. Yok olmaz, herkes yanlış anlar. Yok canım, bir şey olmaz ya. Görüşürüz sonra. İyi akşamlar. Of, of Allah'ım ya, of ya. Eğer bir daha ağzıma sucuk koyarsam iki olsun. Öf. Şey merak etmişimdir. Bu kemanı böyle sıkıştırıyorsunuz ya buraya. Hani ben çok çalınca konserlerden sonra keman çıkınca boyun böyle kalmaz mı? Ay sana ne Necati? Konser mi vereceksin? Yok yok, ben koca hanım için üzüldüm yani. Kuğu gibi boyun böyle bükük kalmasın. Bugünlük bu kadar yeter Sanem Hanım. Yarın kaçta geleyim? Yarın gelmeyin. Biz size haber veririz. Yok yok, siz gelin gelin. Yarın da gelin, öbür gün de gelin. Her gün geliniz. Necati. Can çocuk, kemanı iyi öğrensin diye. Bonsoir. Aa, kambiyer geldi. Ah mon dieu. Quelle belle cette nana.
Bu zarif hanımefendiyle beni tanıştırmayacak mısınız? Efendim, Taylan Bey, benim kayınço Kemal hocamız, Sanem Hanım. Ben Deniz Taylan. Sanem. Enchanté madame, enchanté. Aa, buyur buyur, gel Semih Hanım, gel. Yok, hiç gelmeyeyim. Taylan Bey, bir saniye bakar mısınız? Mil, pardon. Buyursunlar. Taylan Bey, şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne şakası? Hem beni davet ediyorsunuz hem de sinemaya gittiğimde yanımda mobil Mahir oturuyor. Ya, çok affedersiniz ama ben değil, siz beni sinemaya davet ettiniz. Ben mi davet ettim? Çok affedersiniz, şu anda hanımefendiyle meşgulüm, pardon. Nerede kalmıştık bebeğim? Bu hanımefendi de değil, gagalacağız. Yemezler Necati Bey, yemezler. Evet. Yani ikiniz de yaptığınızdan utanmalısınız. Ve başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ama şimdi söylemeyeceğim. Allah Allah. Ya babam istedi. Sen de söyledin. Benim kabahatim ne şimdi? Ben kapıya bakıyorum. Ya ne oluyor baba? Ya ben de pek bir şey anlamadım ama. Hadi benimki söylemeyecek de seninki ne diyecek bilmiyorum. Merhabalar. Merhaba oğlum. Hoş geldin. Baba? Hey yavrum. Nasılsınız Feride Hanım? Sağ ol canım. Merhaba. Geç bakalım paşam, otur. Hayırdır Erdem? Neyin var yavrum senin? Yok bir şeyim baba, iyiyim. Ben anlarım. Var bir şeyin, söyle bakayım. Ne oluyor? Ya aslında biz Fulya ile bir karar aldık baba. Ne konuda? Yani... Nasıl söyleyeceğim şimdi bir şey toparlamayacak. Biz de senden bahsediyorduk. Aa, benden mi bahsediyorsunuz? Erdem aldığınız karardan bahsediyordu. Ne kararıymış o? Hayatım, sabah konuştuğumuz konu vardı ya. Onların da bilmeye hakkı var bence. O ne ya? Merak ettik vallahi. Ya aslında çok uzatmaya da gerek yok. Babacığım, yani bizden torun beklemeyin artık. Allah Allah, niye oğlum? Bir sorun mu var? Yok baba ya yani biz Fulya'yla bu çocuk defterini kapattık. Hayır. Yeni açıyoruz. Hatta açtık bile. Hamileyim. Ben hamileyim. Yavrum benim. Allah! Baba oluyorum baba. Alışmış daha çok dönecek. Çok. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.